Günaydın Ege'ye İzmir gündemiyle devam ediyoruz. Saat 9'da başlayan bir etkinlik var önce gündemde. 3. Uluslararası Ekonomi Konferansı'nın açılış oturumu Altın Yunus'ta. Yine 9'da Pınarbaşı'nda baz istasyonları için eylem yapılacak. 9.30'da Egeat Takım 12 ekibinin basın toplantısı var Karaca Otel'de. 9.30'da yine zihinsel engellilere yönelik ilk okuma yazma kitabı Yerdeki Yıldızların tanıtımı yapılacak. 11'de İzmir Mobil Kent Rehberi çalışmasının açılışı Krozier Limanı'nda gerçekleşiyor. Yine 11'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İSFAŞ tarafından organize edilen Kent Expo Şehircilik ve Kent İhtiyaç Fuarı'nı açılış töreninde olacak. Fuar Bir Nolu Hol'de. 12'de Türk Sağlık Sen, sağlık personelleriyle ilgili bir basın açıklaması yapıyor. 13.30'da Kent Expo Fuarı, yerel yönetimlerde yeni politikalar, yeni yaklaşımlar paneli yine Fuar Bir Nolu Hol'de gerçekleşecek. 18.30'da ise 3. Uluslararası Ekonomi Konferansı'nın açılış kokteyli Altın Yunus'ta olacak. Bugün meclis toplantıları da var, onları da aktaralım. 15'te İl Genel Meclisi, 17'de Konak Belediyesi meclisini topluyor. 18'de ise Karşıyaka ve Gazi Emir Belediyelerinin meclis toplantıları var. İzmir gündemine kısaca göz attık. Şimdi günün konusuyla devam ediyoruz. Bugün de stüdyomuzda iki değerli konuğumuzu ağırlıyoruz sayın seyirciler. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, bildiğiniz gibi Türkiye'de önemli faaliyetleriyle dikkat çeken bir oluşum. Güvenilir, uzun süre başarılı çalışmalarını sürdüren bir kurum, bir yapı, bir aile. Bugün yine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni konuşacağız. İzmir Şubesi'nde neler oluyor, çalışmalar ne yönde, yeni projeler var, bunlarla ilgili de bilgi vereceğiz. Ve gerçekten hepimizi yakından ilgilendiren çok önemli bir konuyu da konuşacağız. Onu da yayınımızı takip ettiğinizde göreceksiniz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Sağ yanımda Sayın Ozan Kayahan'ı ağırlıyoruz. Evciler Kurumsal İletişim, İlişkiler ve Proje Yönetimi uzmanı. Ozan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sizinle hepimizi ilgilendiren önemli konuyu konuşacağız. Evet. Ama tabii önce Gönül Hanım'dan da dernekle ilgili genel bilgileri alalım. Gönül Kaya da jeoloji yüksek mühendisi ve kendisi aynı zamanda Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği İzmir Şubesi Başkanı. Hoş geldiniz Gönül Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok tüm Ege'lilere, ülkemizin tüm insanlarına güzel günler olsun diyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Tabii uzun böyle titirler, ne kadar güzel ki başarılar, ikinizin de öyle yanına eklediğimiz çok şey var ama hani bunların aslında hepsi bir yerde bitiyor, sonra yapılanlara bakılınması gerekiyor. O noktaya baktığımızda da gerçekten çok güzel çalışmalarda birleştiğinizi görüyoruz. Az sonra onları konuşacağız ama önce Gönül Hanım, daha önce de sizinle güzel bir yayın yapmıştık. Evet. O zamandan bu zamana neler yapıyorsunuz? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni hiç duymayanlar varsa onlara dernekle ilgili bilgi verelim ve sözü size bırakalım. Tabii. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 1989'da İstanbul'da işte bir avuç aydınla kuruluyor. Tabii bunların başında 2009'da kaybettiğimiz rahmetli hocamız var, Türkan Saylan, profesör, evet, doktor. Zaten Türkan Hoca'nın dernek çalışmaları öncesi de bir yaşamı var, yani evet, onun cüzdanla ilgili. Türkan Hoca yaşamın her alanında bir sorun gördüğünde mutlaka onu çözmek üzere hem kendisi hem çevresini organize etmiş. Müthiş bir örgütçü insan, yani bir kadın, Cumhuriyet kadını. Evet. Tabii şöyle bakıyorsunuz, 23 yıllık bir süre yaşamışız. O sürede ben de hani buraya gelirken bazen notlarıma falan da bakıyorum. Geçmişe de dönüyorum. Tabii 89'da kurulmuş dernek ama mesela bugün çok büyük boyutlara ulaşmış olan burs projesi 117 bin gence. Bunların hemen hemen yarısı kız öğrencileri için orta öğretim, evet, diye hani eski sisteme göre, evet, adlandırılıyor. 64 bin civarında da üniversite öğrencisi ve burs projesine baktığımız zaman 1997 ve Siirt Pervari'de bir kaymakamın lisede 8 yıl kız öğrenci olmamasından kaynaklanarak bunu dile getirmesi ve arkasından Çağdaş Yaşam'la harekete geçilmesi, evet, orada 17 kız öğrenciyle başlayan projenin bugün geldiği noktalara baktığınız zaman
hani muazzam bir şey diyorsunuz. Gerçekten. Hani Çağdaş Yaşam 23 yıllık bir başarı öyküsü içerisinde ama hani burs projelerinin geldiği noktada çok da eski sayılmaz. Çok büyük bir başarı diye düşünüyoruz. Bunun yanı sıra yani kız öğrenci yurtları var. 37 tane kız öğrenci yurdu yapılmış. Bunlardan büyük bir kısmı yani 7'si YÖK'e devredilmiş üniversiteli öğrenciler olduğu için. Gerisi Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiş. Yani bizim projelerimizi gerçekleştirirken de kamunun bir ayağı bir taraftan. İşte bazen İzmir'deki projelere baktığımız zaman yerel yönetimler devreye giriyor bizimle birlikte. Kamu kuruluşları, bazı sivil toplum örgütleriyle ve hani bu ülkenin geleceği konusunda, gençlerin geleceği konusunda endişe duyan iş dünyasıyla da ortaklıklarımız var. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Tabii en temel şeyimiz çağdaş bir toplum beklentimiz var. Yani bunun içinde biz bunun çağdaşlığa ulaşma konusunda eğitim hakkının temel bir hak olduğunu düşünüyoruz ve eğer eğitim hakkı evrensel bir haksa ve bütün hakların temelini oluşturuyorsa ve uluslararası pek çok antlaşmada da ön koşul olarak yer alıyorsa ilk önce eğitim hakkının bütün çocuklara ve gençlere verilmesi gerekiyor. O anlamda yaptığı iş çok önemli. Hani bunun dışında işte bir sürü kütüphaneler var, köy okullarının iyileştirilmesi, yapılması, 800'e yakın ana sınıfları var, bunların donanımları. Kadınlara yönelik onları şeylerini, becerilerini ekonomiye dönüştürme konusunda çeşitli firmalarla projeler var. Yani her alanda eğitim kaynaklı projelerimiz devam ediyor. İzmir'e döndüğümüz zaman, baktığımız zaman biz yaklaşık şu anda yani 2012 öğretim yılına baktığımız zaman 11-12, 1200 civarında bursiyerimiz vardı. Bunların hemen hemen yarısı orta öğretimde, ağırlıklı kız öğrenci. İşte firmalarla protokoller yapılmış İstanbul'da genel merkezimiz. Onun bize verdiği kontenjanlar var. Ayrıca kendi şubemizin kendi kaynaklarıyla oluşturduğu şeyler var, kontenjanlar var. Üniversitelerde ama ağırlıklı olarak bizim kendimizin, şubenin kaynağı devrede oluyor ve bizim şubemizin kaynağı da ne yazık ki demeyeceğim, yani İzmirlilere çok güveniyoruz, Egelilere çok güveniyoruz ama bireysel kaynak, kurumsal değil, bireysel kaynak. Neden böyle peki? Bir şeyimiz var. Firma bazında olmuyor, yani iş dünyası bazında yok. Bir şeyimiz İstanbul'da böyle bir firmadan bir şeyimiz var, küçük bir kontenjanımız. Onun dışındaki hepsi bizim bireysel. Ama bireysel olması da herhalde o insanların sizin havuzunuzdaki desteğini hissediyorsunuz. Bu da tabii ayrı bir güzellik. Özel, evet. Ve hani çok kıymetli. Çünkü bir bakıyorsunuz burs katılımcılarına 7,5 lirayla hani 12.500 arasında büyük bir yelpaze içerisinde hani katkılar var. Şimdi Çağdaş Yaşam olarak ben bu burslarla ilgili olunca Ozan Bey'e bir şey yapayım, fırsat vereyim. Çünkü onlarla da bir projemiz var. Sonra biz şubenin diğer çalışmalarına dönelim. Çok güzel onları olur. Onları paylaşalım. Çok güzel olur. Tabii dediğiniz gibi zaman zaman buluştuğunuz, bir araya geldiğiniz firmalar var, isimler var, kişiler evet, var. Evet. Onların artması en büyük dileğimiz. İşte Ozan Bey ve tabii üyesi olduğu kurumda ne kadar güzel ki sizinle ortak bir platformda buluşmuş. Evet. Ne yapabiliriz beraber demiş. Ve çok güzel bir proje ortaya çıkmış. Ben sözü onun için Ozan Bey'e bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten de evciler olarak bizler de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile bu projede beraber yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Detaylı olarak anlatılması gereken bir proje mi? Aslında evet, çünkü elektronik atık geri dönüşümü bu projenin üzerine oturduğu konsept. Evet. Elektronik atık nedir? Bu Türkiye'de yeni yeni konuşuluyor. Bir de bunun geri dönüşüm ayağı var. Evet. Sadece 4 kelime ama üzerinde durulması gereken 2 farklı kavram. Öncelikle izin verirseniz bu çerçevede bizi izleyen değerli izleyicilerimize elektronik atıkla ilgili bir çerçeve çizerek başlamak istiyorum. Çünkü siz bu işi yapan, yıllardır bu iş üzerine çalışan bir firmasınız. Evet, 1994 yılından beri elektronik atık üzerine çalışıyoruz ve sadece Türkiye'de değil tüm dünyada 40 farklı ülkede bu konuda operasyonlar yürütüyoruz. Türkiye'nin de bu konudaki yine en gelişmiş, en büyük tesisi şu an Ankara'da Pursaklar'da firmamıza ait. Evet.
Elektronik atık dediğimiz konu bozuk, kırık, çalışmayan, kullanmadığımız, işimize yaramayan, bir ucunda fiş olan veya pille çalışan, elektrikle çalışan her şey elektronik atıktır. Evet. Elektronik atıkları evde görmek, bulmak çok zordur. Çünkü kendilerini muhteşem bir şekilde gizlerler. Bizim elektronik atıkları görebilmek için farklı bir açıdan bakmamız gerekiyor. Hemen birkaç örnek vereyim. Çekmeceleri çok severler. Çekmecelerin içinde eski cep telefonları durur. Doğru. Bir gün işimize yarayacak, atmadık, duruyor orada. Sizinle bahsetmiş olduğumuz bir örnek vardı. Hemen hemen herkes annesine bir mutfak robotu almıştır bir anneler gününde. Annenin de eski bir mikseri vardır. Anne onu paketlemiştir. Bir dolabın üst tarafına konmuştur. Bu her evde yaşanan şeydir. Her evde. Bir çekmece vardır, içi kablo doludur. Doğru. Şarj cihazları vardır, garip kablolar vardır. O kablolar nereye seloteplenecektir bilinmez ama durur. Aynen. Taşınırken bile... Bizde var mesela. Aynı şey bende de var. Ya. Eski bir printeriniz var, eski bir bilgisayarınız var. Bilgisayar söz konusu olduğunda konu tamamen değişiyor ya. Zaten. Çünkü biz gerçekten yardımsever bir toplumuz. Evet, evet. Diyoruz ki evet ben bu bilgisayarı kullanmıyorum, evet, artık işime yaramıyor ama ihtiyacı olan birine vereceğim. Öncelikle şunu, bilgisayarlar söz konusu olduğunda kabul edelim. Hiçbirimiz muhteşem bilgisayar kullanıcıları değiliz. Evet. Bizim işimize yaramayan, verdiğimiz evet, insanın da işine yaramayacak. Hatta ben eski bilgisayarımı 7 yaşındaki yeğenime bile veremem. Yani. İçinden Angry Birds yeterince hızlı oynatmıyorsa o onu kullanmayacak. 2 kere 2, 4. Bu yüzden. Şimdi bunların hepsi elektronik atıklar. Doğru. Peki bunları bir gün canımıza tak ettiğinde kapıdan geçen hurdacıya veriyoruz. İşte tehlike burada başlıyor. Değil Çünkü mi? O hurdacıya verdiğimizde bu maddelerin, daha doğrusu bu elektronik atıkların içerdiği civa, kurşun, kadmiyum gibi çevre açısından çok ciddi risk taşıyan ağır metaller var. Ve düzgün bir şekilde proses edilmediklerinde elektronik atıklar, bu çevreyi kirleten ağır metaller doğaya büyük zarar veriyor. Peki hurdacıya verilmedi, bir elektronik atık geri dönüşüm tesisine verildi. Neler değişiyor? Evet, bizim elimize geldiğinde bu elektronik atıklar, öncelikle bunları paramparça ediyoruz ve bu atıkların içerdiği sanayide tekrar kullanılabilir ham maddeler var. Alüminyum var, bakır var, nikel var, plastik var. Bunları ayrı bir şekilde grupluyoruz. Az önce bahsetmiş olduğum çevreye zarar veren ağır metaller var. Bu metalleri de ayrıştırıyoruz ve düzgün bir şekilde doğaya zarar vermeden bertaraf ediyoruz. Elde ettiğimiz bu ham maddeler çerçevesinde de bunları tekrar sanayide ilgili sanayi kuruluşlarına satarak bir gelir elde ediyoruz. Bu bizim yaptığımız iş. Şimdi bu işi yaparken sektörde lider bir firma olmanın getirdiği sosyal sorumlulukla sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelelim ve söz konusu geri dönüşüm sürecinde elde edilecek katma değeri tekrar topluma kazandıralım istedik. Ve Gönül Hanım konuşmasında da bahsetmiş olduğu üzere burslar var, yurtlar var. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği gerçekten de beraber çalışmayı çok istediğimiz, çok doğru bir adres gibiydi, geldi bize. Görüşmelere başladık ve bir protokol imzaladık. Ne yapıyoruz?